arkadaşlar. Benim sanırım ekiple. Evet, bütün ekip, yapımcımız da burada, yönetmenimiz de burada. Biraz şey yapalım, eğlenelim, kutlayalım istedik. Güzel gidiyor çünkü çok şükür. Hap abi konu. Biraz da kendimize vakit ayıralım dedik. Sizden ayrılacağında dair haberler çıktı. Neslihan'ın kıskançlığı hükümden. Ben bununla ilgili bir şey söylemeyeyim ya. Siz üretiyorsunuz, siz soruyorsunuz. Bunu o zaman üretene soracaksınız. Çıkan haberlerin de sizinden ağzınızdan duymak isteriz. Hani ama yanlış ya da... ortaya atılan her şeye cevap verecek olsak sabah kadar konuşuruz dostum. Böyle bir bilgi yok bende. Gerçek olmayan şeyler sürekli üretiliyor. Sizi de soru sorasınız geliyor. O yüzden soru bunu üretene soracaksınız. Şöyle iki farklı iddia ortaya atıldı. Birincisi kıskançlık yüzünden ayrıldınız. İkincisi de bunun PR çalışması oldu. Tamam, yine bununla ilgili yorum yapacağım. Çünkü bunu ortaya atanlarla konuşacaksınız. Ben ne böyle bir girişimde bulundum, ne böyle şeyler söyledim. O yüzden onlara soracaksınız. Gerçekten yorum yok. Bir kıskanma olayı var mı? Yorum yok. Ya olmayan bir şey üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Olmayan bir şey üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Kıskançlık yok. Bak ben bir şey söylemiyorum, sen söylüyorsun. Tamam, bizi nasıl gidiyor abi? Çok şükür iyi gidiyor. Bak böyle esaslı sorular soruyor. Yani set eğlenceli. Hakkını vererek çalışıyoruz. Benim çalıştığım güzel setlerden bir tanesi oldu. O yüzden memnunum. Sonuçlardan da memnunum. Yazın çalışmak bilinçli bir şeydi, istekti benim için. O yüzden memnunum açıkçası. Yaz dizileri genelde kışın devam etmez ama bu dizi galiba devam edecek sanırım. Öyle bir... Ya biz yazın ya da kışın diye bakmadık işe. Aslında sezon işiydi bu. Biz biraz bunu erkene aldık. Çünkü konusunu da görüyorsunuz. Pek yaz dizisi gibi değil aslında. Bakalım, yani her dizinin bir ömrü var. Her şeyin bir ömrü var. Bu da gidebildiği yere kadar gider. İyi başladı, iyi gidiyor umarım. Uzun ömürlü olur. Başlarken bu kadar iyi gideceğini tahmin ediyor musun? Yani bu, ben sette, eyvallah, sette çalışırken yaptığım işe bakıyorum. Sonuçta hiçbir zaman ilgilenmiyorum. İlk yaptığım işten sonra... Adam bana geldi, bırakın hadi, yeter abi. Sen sardın başıma zaten bir ihtimalle. Çıkışta yaparız. Size de hayırlı olsun. İlk yaptığım işten sonra sonuçlara bakmaktan vazgeçtim. Çünkü o yapımın ve televizyonun işi. Ben bana gelen senaryoyu en iyi şekilde ortaya koymaya çalışmalıyım. Benim odak noktam, konsantrasyonum ve bütün enerjim oldu. Ben teşekkür ederim dostum. Sağ ol. Allah kolaylık versin. İlk defa geliyorum ben buraya. Yemek de yapacakmışsın bu galiba. Burada mı? Ya sürprizi bozdun o zaman, haberim yok benim. Yani yemek de yaparım eğer isterlerse. Ama ben ilk defa geliyorum, güzel bir mekana benziyor. Bakalım işte, göreceğiz. Yemek de yaparım, kariyer de diyorsun. Herhalde yani, kariyer dediğin şey elle tutulur bir şey değil ama yemek öyle. Twitter'da yazdığınız şeyde çok konuşuldu. Birçok fan sayfalarında da paylaşıldı, PT oldu. Derviş hikayeniz çok paylaşıldı. Özellikle bir önceki röportajımızda birlikte yaptığımız röportaj. Var. Benzer hikayeler var mı? Çok var da başka bir günün konusu. Söz bir dahaki sefere karşılaştığımızda sorun, anlatayım, ayıp olmasın arkadaşlarım, tamam, olur mu? Görüşürüz. Hoşçakalın.